Karaoke ekranlarından mutlu akşamlar. Bir günü özelde sizlerle birlikteyiz. Bugün siyaseti konuşmayacağız. Gündemde olan Siyonist İsrail'i konuşacağız. Bugün çok değerli iki konuğum var. İlahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Doktor Abdurrahim Şen. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz burada yokken de biz burada İsrail'i konuşuyorduk. Siz varsınız. Yine İsrail'i konuşacağız bu gece. Neredeyse iki aya yakın bir süre oldu. Artık Gazze'de baktığımız zaman gerçekten taş üstüne taş kalmadı. Tabii ki içimiz yanıyor ama çok da yapacak bir şey yok. Ancak işte bu şekilde eylemlerle, programlarla sesimizi duymaya çalışıyoruz. Hocam isterseniz sizden başlayalım. Bugün öncelikle Şanlıurfa hoş geldiniz. Yani bir kitap fuarı var. Kitap fuarında imza gününüz var. Bugün de siz bir söyleşi vardı. Söyleşide İsrail sorunu ve Filistin'in kurtuluşu söyleşisi vardı. Söyleşide bugün neler oldu, neler konuşuldu onları isterseniz sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet. Eyvallah, teşekkür ediyorum her şeyden önce. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi biz bu söyleşiyi adlandırırken bir kere tanımlamanın son derece önemli olmasından dolayı sorunu İsrail sorunu olarak tanımladık. Maalesef dillerimize pelesenk olmuş bir yanlış bir tanımlama var. Filistin sorunu olarak genelde bu zikrediliyor. Aslında bu son derece vahim bir hatadır, yanılgıdır. Yani bazen hatta tanımlar ve kavramlar, çünkü onlar bizim zihin dünyamızı, yani zihnimizi dünyaya açan pencereler gibidir kavramlar, tanımlar. Eğer biz kendi kavramlarımız ve tanımlamalarımızla dünyaya, kendi meselelerimizle, Müslüman coğrafyanın meselelerine, kendi kavram ve tanımlamalarımızla bakmazsak o perspektiften, o pencereden, düşmanımızın tanımladığı perspektiften, pencereden kendi meselelerimize bakmaya başladığımız anda o zaman biz yenilgiyi kabullenmişiz demektir. Çok vahim bir durumdur bu. Hatta bazen kavramlar ve yanıltıcı fikirler bence bir toplum için nükleer bombaları atom bombalarından daha tehlikeli sonuçlar verebilir. Çünkü nesillerinize siz artık Filistin'in bir sorun olduğunu bilinçaltına yerleştirmeye neden oluyorsunuz? Buna aracı hale geliyorsunuz demektir. O yüzden sorun İsrail. Çünkü Filistin sorun. Zaten orada ev sahibi. Evet, bizim topraklarımız. Yani oraya aslında 1917'de, yani bu topraklar, İslam'ın toprakları Osmanlı Hilafet Devleti'nden kopartıldıktan sonra, emperyalist İngiltere tarafından fiilen işgal edildikten sonra orada Yahudi Siyonist çeteleri eliyle büyük bir tehcir ve halkın, Filistin halkının tahliyesi süreci başlatıldı ve fiilen 1948'de Yahudi varlığı, sözde İsrail Devleti'nin kurulması sonrasında bu daha sistematik bir şekilde artarak devam etti. Dolayısıyla ümmetin bağrına aslında 1917 ama fiilen 1948 itibariyle bir hançer gibi saplanmış bir İsrail sorunundan biz söz ediyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Burada bir söyleşide 10 maddede aslında Müslümanca biz kendi meselemize, bu meseleye, İsrail sorununa nasıl yaklaşabiliriz? İslami bir perspektiften meseleyi nasıl ele alabiliriz ve aslında bunu kamuoyumuzun gündemine nasıl taşıyabiliriz? Bununla ilgili belli başlı sabiteler üzerinde misafirlerimizle, konuklarımızla müzakereler yaptık, istişareler yaptık. Bunları belki, yani izin verirseniz, bu hızlıca başlıklar halinde zikredebilirim. Yani birinci olarak biz Filistin'in İslam toprağı olduğu, buranın Müslümanlar açısından mukaddes bir yer ve belde olduğu altı kalın kalın çizilmesi gereken bir husustur. Bir kez burası, malumunuz, Hazreti Ömer, 2. Raşid Halife, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde 637 yılında ilk kez İslam toprağı haline getirilmiş, fethedilmiştir. Bir kez bir toprak fethedildikten, yani İslam toprağı haline geldikten sonra artık orası kıyamete kadar İslam'ın ve Müslümanların toprağıdır.
Orası hiçbir zaman bu statüden çıkmaz. Fiilen düşmanların eline geçmiş, işgal edilmiş olsa dahi orası İslam toprağıdır. Dolayısıyla bir kere böyle bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla antiparantez burada şuna değinmek istiyorum. Yani maalesef kamuoyumuzda sanki sadece Kudüs'ün, Gazze'nin ya da Batı Şeria'nın Müslüman toprağı olduğu konusunda bir yanılgı var. Yani buradan altını çizmek istiyorum. Kalın kalın Tel Aviv de İslam'ın toprağıdır. Yani çünkü orada işgal... Sadece Kudüs değil. Evet. Yani orası bir karışı dahi, yani toplu iğne ucu kadar hiçbir yeri orada Müslümanların dışında hiçbir kimseye ait değildir. Orası Hazreti Ömer döneminde fethedildi ve kıyamete kadar böyle kalacak. Orası kutsal bir yer. Yani İsra suresinde Rabbimiz ayet-i kerime ile etrafının mübarek kılındığını beyan buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği bir yer. Bunu biliyoruz. Şimdi ikinci belki kırmızı çizgimiz diyelim, sabitelerimiz, Filistin sorunu yoktur. İşgalci İsrail sorunu vardır. Bunu zaten söyledim. Dolayısıyla orayı hemen hızlıca geçmek istiyorum. Üçüncü kırmızı çizgimiz, sabitemiz, Yahudi varlığı ile, yani özellikle İsrail'i bir devlet olarak aslında Müslümanca baktığımız zaman devlet olarak onu tanımlayamayacağımız için özellikle bu kavramı kullanıyoruz, Yahudi varlığı. Yahudi varlığını devlet olarak tanımlamak, onunla herhangi bir ekonomik, siyasi, askeri, herhangi bir diplomatik ilişki kurmak asla İslami açıdan baktığımız zaman caiz değildir. Yani İslam hukukunda efendim harbi devletler ya da uluslararası ilişkilerde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler ve kurallar var. Mesela Müslüman toprağında ya da Müslümanlarla fiilen savaş halinde olan bir düşman devletle herhangi bir şekilde sizin ekonomik, ticari, siyasi, askeri herhangi bir ilişki kurmanız mümkün değildir. Bu caiz değildir. Bu örneğin Amerika Irak'ı işgal ettiğinde ya da İngiltere işgale fiilen katkıda bulunduğunda Amerika ve İngiltere gibi devletler bütün Müslümanlar açısından düşman devletler statüsüne girer ve dolayısıyla onlarla herhangi bir şekilde artık o andan itibaren bütün ilişkiler dondurulması gerekir İslami açıdan baktığımız zaman. İsrail ise çok daha farklı, özel bir durumu vardır. Çünkü İsrail denen sözde devlet bütünüyle İslam toprağı, Müslümanlara ait olan topraklar üzerinde kurulmuş bir devlettir. Ancak Amerika'ya, mesela İngiltere kendi toprakları üzerinde egemen devletlerdir. Onlar Müslüman bir toprakta işgalci konumunda olduklarında savaş durumu gereği onlarla herhangi bir ilişki kurulamaz. İsrail ise bütünüyle Müslüman toprağında varlık, işgalci bir varlık olduğu için onunla aslında hiçbir şekilde ilişki kurulamaz, devlet olarak tanınamaz. Yani bunu bizim fakihlerimiz, hukukçularımız, İslam alimlerimiz aslında çok net bir şekilde ifade etmişler, fıkhi görüşleriyle, içtihatlarıyla ortaya koymuşlar. Yani Ahmed İbn Hanbel mesela şöyle ifade ediyor kendisine sorulan bir soruda. La yubâ'u mimmen yetekavvâ alel müslimîn. Müslümanlara karşı herhangi bir şekilde düşmanları güçlendirecek, güçlenmesine neden olacak herhangi bir alışveriş, ticaret yapmak asla caiz değildir diyor düşmanlarla. Dolayısıyla bu altı çizilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi. Dördüncüsü kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla normalleşme de yapılamaz İsrail varlığıyla. Çünkü biliyorsunuz yani son yıllarda böyle bir trend var. Yani efendim Fas'la başladı, efendim Sudan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler İsrail'le normalleşme adımları attı. Geçen yıl İsrail Cumhurbaşkanı ülkemizi de ziyaret etti. Dolayısıyla Türkiye de bu normalleşme sürecine başlamış oldu. Dolayısıyla biz aslında
Müslüman toprağında fiilen işgalci konumunda olan bir varlığı, yani şöyle düşünün, burası bizim hanemiz, mekanımız, evimiz. Evimiz diyelim 3 odalı. Evimizin 2 odasını işgal etmiş bir güçle süreç içerisinde biz artık normalleşiyoruz. Normal ilişki geliştirmeye başlıyoruz. Bu asla şer'an kabul edilebilir bir şey olmadığı gibi aklen de kabul edilebilir bir şey değildir. İşgalciyle asla hiçbir şekilde normalleşilmez. 5. kırmızı çizgimiz, İsrail'e yönelik aslında bütün verilen savaş, efendim saldırılar meşru müdafaa hükmündedir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de اُذِينَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, yani zulme uğrayanlar, kendilerine haksızlık edilenler, toprakları gasp edilen, katliama maruz bırakılan insanlara savaşmaları konusunda izin verildi, ruhsat verildi diyor. Dolayısıyla aslında bütün uluslararası hukukta, aynı zamanda bütün dünya milletlerinin hukukunda da bu şekildedir. Efendim, saldırıya maruz kalan halkların, milletlerin meşru müdafaa en temel haklarıdır. Ki bu insanlar bugün en temel ihtiyaç, yaşamsal ihtiyaçlarından mahrum bırakılıyorlar. İşte elektrik, su, beslenme, barınma, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyorlar. Hastaneler bugün doğrudan hedef alınıyor, gördüğümüz gibi. Yani ölenlerin %75'i 70'i çocuklar, bebekler. Evet. Bebekler. Evet. Ben hızlıca geçiyorum. 5. maddemiz Gazze ve Batı Şeria'yı boşaltmak, tahliye etmek, Yahudi işgaline hizmet demektir. Yani daha önce de, yani sonuçta 70 küsur yıllık İsrail'in işgal süreci içerisinde hep zaten sürekli o meşhur, hani bir İsrail tırnak içinde haritası, Filistin haritası var. 4 tane fotoğrafın yan yana. 80 yıllık süreç içerisinde Filistin topraklarının nasıl küçüldüğünü resmeden bir harita. Bugün %15'ine tekabül ediyor Filistin toprakları. Yani Batı Şeria, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze topraklarının toplamı Filistin haritasının %15'ine tekabül ediyor. Bütün bu 70 küsürlük süreç içerisinde İsrail işgal ederek, çok ilginç, işgalcilerin adını da yerleşimciler diye koyarak Müslümanları tahliye ettikleri bağ, bahçe ve mekanlara, evlerine dünyanın değişik yerlerinden getirdiği Yahudileri bizzat yerleştirerek işgal alanını genişletiyor. O yüzden bugünlerde bu da konuşulduğu için söylüyorum, özellikle Gazze'nin tahliye edilmesi de aslında Filistin davasına büyük bir ihanet anlamı. Hocam, ben burada parantez açmak istiyorum da konu dağılmasın diye. Şimdi tabii ki orada şimdi şöyle bir şey var. Gazze'de asıl hedef petrol müdür? Yani deniz var. Petrol aramak mıdır? Yoksa Müslümanları yok etmek midir orada? Hedef hangisidir? Yani bu ikisi de zikrediliyor, konuşuluyor. Tabii ki yani Gazze'nin açıklarında çok büyük doğal gaz, petrol rezervleri var. Petrol rezervleri ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu konusunda incelemeler, araştırmalar yapılmış. Tabii burada hem maddeye de hemen gelmişken atıfta bulunacağım. 7. maddemiz, kırmızı çizgimiz, iki devletli çözüm kesinlikle bir Amerikan planıdır. Bunu izleyicilerimizin bilmesini özellikle istiyoruz. Aslında belki bugün Gazze'de direnen Müslüman kardeşlerimiz bir Amerikan planı olan iki devletli çözüme razı olmadıkları, bunu efendim asla kabul etmeyeceklerini göstermek için, bütün bölge ülkeleri normalleşirken, bu Amerikan planına adapte olmuşken, artık onlar nasıl diyelim, Müslümanlar açısından kutsal bir dava olan Aksa'yı ve Filistin topraklarını savunmak ve asla Yahudinin varlığını normalleştirmemek adına efendim büyük bir direniş ve fedakarlık ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla belki onlar, yani İsrail varlığı ve arkasında onu destekleyen Amerika ve Avrupalı devletler, iki devletli çözüm planının önünde bir engel olarak gördükleri için oradaki direnişçi
grupları, onları doğrudan hedef almak ve onları diz çökertmek için ve sonunda belki de Gazze'yi tahliye etmek için böyle efendim çok tarihin eşine benzerine rastlamadığı bir barbarlık ve vahşet sergiliyorlar. Dolayısıyla sonunda evet belki hedefledikleri bu ekonomik amaçlarına da böylece ulaşmayı planlıyorlar. Evet. Peki. İnşallah ikinci bölümde şey yapacağız. Tabii. Daha var birinci bölümde. Hocama da, Abdullah Bey'e de biraz söz verelim. Siz de hoş geldiniz tekrardan Urfa'ya. Siz de bugün söyleşiye katıldınız. Oradaydınız. Siz neler söyleyeceksiniz bugün? İsrail sorunu ile ilgili. Yani hocam maddeler halinde ifade etti. Onların yekününde belki şu eklenebilir. Evet. Biz daha öncesinde de Ferhat Bey bu tür söyleşileri Urfa'da yaptık. Yani toplumsal çöküş aynen hatırlıyorsunuz. Geçen sene hatta yine burada canlı yayına Kanal Urfa'da program yapmıştık. Konuk olmuştum. Yine toplumsal çöküş bağlamında bir söyleşi için gelmiştim. Ondan öncesinde yine hatırlıyorsanız ciddi manada iktisadi bir problem söz konusuydu, kriz. O bağlamda yine söyleşiler icra etmiştik Türkiye'nin muhtelif yerlerinde. Yine Urfa'da da hakeza öyle. Dolayısıyla bugün de yine sizin de ifade ettiğiniz üzere neredeyse 6. haftasını tamamlamak üzere olan Gazze mezalimi söz konusu. Bu bağlamda bizler de hem yarınki inşallah fuar alanında böyle bir panel ya da söyleşi tarzında bir şey icra edeceğiz inşallah. Yine bugün de böyle sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyen, kanaat önderleri, hukukçular, yine imam hatipler geldiler. Hakikaten de böyle bir yuvarlak masa yaptık. Aslında serbest kürsüydü bir anlamda. Abdurrahim Hocam, Allah razı olsun, bir sunum icra ettiler. Ama bununla birlikte aynı zamanda mikrofonu da katılımcılara verdik ki bir vaaz kürsüsü, hitap kürsüsü olmasının ötesinde bir dert kürsüsü olsun böyle. Söyleşi adı üstünde olduğu gibi. Böyle konuştuk, dertleştik ama bu hakikaten sömürgeci kafirlerin başta gasp Yahudi varlığı olan İsrail'i cesaretlendirmesi ve bizatihi İsrail terör devletinin problem olmasıyla ilişkili bir konu. Yoksa Filistin'in değil. Biz zaten sizde girizgahta ifade ettiniz. Orası bizimdi. Bize ait olan topraklardı. Bundan asırlar önce fethedilmiş ve kıyamete kadar da hükmen, yani şer'i hüküm itibariyle söylüyorum Ferhat Bey, İslam'a ait kalacak, Müslümanlara ait kalacak olan topraktan bahsediyoruz. Birileri geliyor, keyfi olarak orayı işgal ediyor ve sonrasında da bizim orada bir parçasında hayat sürebilmemizle alakalı bize hak tanıyor. Yani ölümü gösteriyor, sıtmaya bir anlamda razı olmamızı istiyor. Aslında iki devletli çözümde kalmıştı tam Abdurrahim Hocam. Bu çok şer'ir bir plan Ferhat Hocam. Yani sizin aracılığınızla, yani Kanal Urfa vasıtasıyla böyle bizi çok ciddi bir takipçi kitlesinin olduğunu biliyorum. O anlamda siz de vesile oldunuz. Biz de şükranlarımızı, ifası gerekli bir borç biliyoruz. Allah razı olsun. Ama buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Zaten bu ciddi manada Amerika'nın o topraklarda dikte etmeye çalıştığı şer'ir bir plan. Niçin şer'ir diyoruz? Yani birilerine göre iki devletli çözüm Ferhat Hocam iyi olabilir. Yani birilerine kulağa hoş gelebilir. Ya aslında orada o topraklarda Müslümanların da bir hayat bulma olanağı sağlayan bir çözüm değil mi? Abdullah kardeşim diye belki şimdi kanalı başında bizi izleyenlerin böyle itiraz etmek gibi bir şeyler aklından gönlünden geçiyor olabilir. Ya da zaten bu Avrupalıların gönlünden geçen bir şey. Yani Amerika'nın ısrarla dikte ettiği bir şey ama bizim de aklımızdan geçebilir. Zira biz söyleşide de bugün gündem oldu. Çay içerken, sohbet ederken konuştuk. Ya hiç olmamaktansa bir parçasında Müslümanların gönül rahatlığıyla, huzur içerisinde yaşayabilecekleri kendilerine ait bir yerin olması aslında iyi bir şey değil mi diye belki böyle bir soru sorulabilir ama bunu cevaplayabilmek adına öncelikle şu tespiti yapmak lazım. Biz bu tartışma konusunu, bu ya da en azından müzakere mevzusunu, bahsini hangi zeminde tartışacağız Ferhat Hocam? Yani ikimizin bu konuyu tartışabildiği zemin ne olmalı? Aklımız mı, hevamız mı, konjonktür mü, reel siyaset mi, reel politika mı? Bunun kimin belirleyeceğini ilk önce bir saptamamız lazım ki biz Müslümanız. Bütün işlerimizde olduğu gibi harici siyasetimizde de, dahili siyasetimizde de, savunma ile alakalı ya da içtimai hayata dair, hukuka dair bütün meselelerimizi İslam belirleyecek. Öyleyse iki devletli çözüm meselesini biz
meşru zeminde bir karşılığı var mı? Meşru derken de şer'i anlamda söylüyorum Ferhat Hocam. Meşru zeminde karşılığı var mı yok mu, bunu konuşmak lazım. Baktığımız zaman iki devletli çözümün aslında açılımı şu. En azından konuya belki uzak kalan ya da en azından tam manası itibariyle ne çağrıştırması gerektiği noktasında soru işaret olan izleyici kardeşlerimizin zihin dünyalarını daha iyi aydınlatabilmek adına söylüyorum. İki devletli çözümün tam Türkçe sadeleştirilmiş karşılığı şu. Müslümanlara ait topraklardan ve kıyamete kadar aslında Müslümanlara ait kalacak olan, kalmalı gereken topraklardan gasp edenlere topraklarımızdan feragat etmek demektir. Yani bize ait olan topraklardan vazgeçmek demektir iki devletli çözüm. Düşünebiliyor musunuz? Biraz da bununla alakalı şer'i delillerden bir sürü ayetler, hadisler, rivayetler getirilebilir ama vakaten çok basit bir örnek verelim. Aklen yani. Mesela sizin eviniz 3 oda bir salon olsun. Böyle huzur içerisinde yaşayıp gidiyorsunuz ailenizle. Ama ceberutun birisi geliyor, elinde çok güçlü silahlar ve etrafına da böyle büyük devletleri, büyük güçleri almış, mahallenin ağabeylerini almış. Sizin karşı koyamayacağınız, sizin güç yetiremeyeceğiniz böyle güçte etrafına da ağalarını, abilerini almış gelmiş ve sizin evinize el koymuş. Hatta bu süreçte sizin evinize baskın düzenlerken, sizin evinizi işgal ederken Ferhat Hocam ailenizden birkaç tanesini de öldürmüş. Malınıza, mülkünüze el koymuş. Tapunuzu da kendi üzerine geçirmek üzereyken demiş ki ya Ferhat sen baktım şöyle neyse ya şu mutfakta böyle yat kalk sana burada bir hayat hakkı tanıyorum dese siz bırakınız İslam toprağı olmasını kendi evinizle alakalı böyle bir şey kabul eder misiniz? Kesinlikle. Bunun müdafaası için belki canınızı ortaya koyarsınız. Peki neden biz kolayca bugün iki devletli çözüm diyerekten Filistin topraklarının az önce Abdurrahim Hocam ayet-i kerimeyi söyledi. Barakna havlehu. Etrafını bizim mübarek kıldığımız dediği topraklardan biz kolayca vazgeçebiliyoruz. İki devletli çözüm önerisi altında. Kulağa hoş geliyor. Müslümanların biraz nefes alıp vermesiyle alakalandırıyoruz ama öyle değil. Zira orası zaten bizim mi? Ve bizim kalmalı. Dolayısıyla aslında İslam beldelerinin yöneticileri o Filistin topraklarının, mukaddes toprakların etrafındaki bütün İslam beldelerinin yöneticileri, hatta totalde söyleyelim, en azından tüm açıklığıyla konuşmuş olalım burada canlı yayında, 57 İslam beldesinin ülkesi buna müsaade etmemeli. Zira Müslümanlara ait ve kıyamete kadar Müslümanlara ait olarak kalmalı topraklardan bizim feragat etmemiz istenirken İslam beldesinin yöneticileri buna müsaade etmemeli. Peki hocam ben orada şunu söyleyeyim. Şimdi İsrail yönetimi şunu söylüyor. Araplar sesinizi yükseltmeyin. Size de gelebiliriz diyor. Şimdi biz... Oturduğumuz yerde diyor yani. Dünyada yani 2 milyardan fazla Müslüman vardır. Orta Doğu'ya baktığımızda Müslüman ülkeleri vardır. Bugün şeye baktığımız zaman Afrika'ya baktığımızda Müslüman ülkeler vardır. Ama Müslüman ülkeler bunlara karşı sessiz kalıyor. Yani 8 milyon bir nüfusa karşı sessiz kalıyor. Aynen öyle. Yani bilmiyorum Abdurrahim Hocam ben bir şeyleri ilave edeyim ondan sonra sizin söylemek istediğiniz ya da katkınız olursa. Şimdi aslında belki de Ferhat Hocam bu mevzuya dair konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesini kapı araladınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli. Neden? Çünkü hani Allah Azze ve Celle buyuruyor ya مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Biz sağlı sollu melekler koyduk. Onlar her söylenen lafzı kaydediyor diyor ya. Nasıl şimdi rejide yönetmen kardeşlerimiz bizim yaptığımız bu yayını kaydediyorlarsa Allah-u Teala'nın da kaydedici olarak görevlendirdiği melekler bizim sözlerimizi kaydediyor. Yarın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığımızda Filistin bağlamında bir program düzenlediğimizle alakalı Rabbimizin huzuruna arz-ı endam ettiğimizde ve sual olunduğunda hakkı söyleyebilmekle alakalı Rabbime sunabileceğimiz bir hüccetimiz, bir mazeretimiz olsun Ferhat Hocam. Hani diyor ya ayet-i kerimede قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Yani Allah-u Teala'ya sunabileceğiniz bir mazeretiniz olsun diyor. Biz de bu kabilden hakikaten çok yani bir koridor araladınız. Konuşulması gereken çok elzem bir konuya bir anlamda ışık tuttunuz. Projektör manasında bir soru. Şöyle dediğiniz doğru. Aslında biraz geriden alayım mı yüksek müsaadenizle? Yani bir de sadece şey yapmıyoruz. İkinci bölüme gideceğiz. Buradan alalım sonra ikinci bölüme. 3-5 dakikamız vardır. Tamam ben bu 3-5 dakikada devam ederiz. Tamam en azından şöyle. Bu 3-5 dakikalık bölümde ben Müslümanların ümmet olarak rüştünü
ve Gazze meselesiyle ciddi manada dertlendiklerini ispat ettikleriyle alakalı birkaç kelam söyleyeyim. Araya gittikten sonra da yöneticiler sorusunu özel olarak açalım. Çünkü önemli. Dedim ya belki bu akşamın en önemli konularından bir tanesi. Burada işte Müslümanlara düşen görev nedir? Şimdi tam da ben işte bu araya gitmeden önce Müslümanlara düşen görevle alakalı Müslümanların sorumluluklarını yerine getirdiği bahsini kaparalamak istiyorum. Gazze olaylarının vuku bulduğu ilk dakikalar itibariyle söylüyorum. İlk günde demiyorum bakınız. İlk dakikalar itibariyle Müslümanlar soluğu meydanlarda aldı. Doğru mu Ferhat Hocam? Bunu muhtemelen ekranlar başında kardeşlerimiz de onaylayacaklardı, tasdik edeceklerdi. Müslümanlar rüştlerini ispat ettiler. Müslümanların kalpleri Gazze ile attı. Gözyaşlarının rengi yok Ferhat Hocam. Urfa'da yani o Gazze'de gözyaşlarını o mukaddes toprağa akıtan kardeşlerimizin gözyaşlarıyla Urfa'da kardeşlerimizin akıttığı gözyaşı aynı. Rengi yok. Başka bir ifadeyle Gazze'de o gasip Yahudi varlığının o barbar katliamlarının neticesinde sonucunda çocuğunun cansız bedenine o beton yığınlarının altından çocuğunun cansız bedenine sarılıp ağlayan babanın annenin gözyaşları Urfa'daki annenin babanın gözyaşları oldu. Buna meydanlar şahit. Kolundan bileziği çıkarıp da ben bunu Gazze'ye göndermek istiyorum diyenlerin varlığına şahit olduk. Başka bir ifadeyle dedim ya yöneticiler konusuna geçmek için bu çok önem arz ediyor. Çünkü İslam ümmeti fertler olarak kendi üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Bu anlamda rüştlerini ispat ettiler. Yani Gazze için canımız, kanımız fedadır dediler. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk ya aksa dediler. Bir ruh, bir dem, neftike ya aksa dediler. Biz aksa, sana fedayız dediler. Evet bunu meydanlarda haykırdılar, söylediler ve imkanları güçleri nispetinde bunu ortaya koydular. Hatta sosyal medyaya, siz medyacısınız, siz daha iyi bilirsiniz ama medyaya yansıyan, sosyal medyaya düşen bir görüntü vardı. Çok etkilemişti bu boykot meselesiyle alakalı. Bir çocuk bakkaldan cips alıyor, geri dönüyor 3-5 dakika içerisinde. Diyor ki amca bu Yahudi malıymış, ben bunu boykot ediyorum, başkasıyla değiştirebilir miyim diyor. Bu küçük yavrucak bile aslında Gazze meselesiyle alakalı nerede durması gerektiğini çok iyi bildi yani. Bakınız Ümmü Habibe radıyallahu anha, yani biz bir tavır koyacaksak İslam ümmeti olarak bu rüştümüzü ispat ettik. Doğusundan batısına değil mi? Almanya'da milyonlar, Amerika'da milyonlar. Bakıyoruz Endonezya'dan Fas'a kadar Müslümanlar tek yürek halinde Gazze için meydanlara, camilere, sokaklara akın ettiler. Ve güçleri nispetinde dediler ki ey gasıp Yahudi varlığı seni telin ediyoruz dediler. Burası önemli. Yeri geldi ellerini semaya kaldırdılar. Burada akıttıkları gözyaşları kardeşlerimizin gözyaşlarına ortak oldu. Yeri geldi dediler ki ordular Aksa'ya. Değil mi? Mehmetçik Gazze sloganlarını Urfa'da duymuşsunuzdur. Çünkü ordu orduyu def eder, çivi çiviyi söker. Öyle değil mi? Neticede demir demiri döver dedik yani. Kınama mesajlarıyla mukaddes topraklarımızın işgalinin son bulmayacağını defalarca söyledik ve konuştuk. Mesela dedik ya gücümüz nispetinde İslam ümmetinin kendine ait bir potansiyeli var. Siz 500 kiloyu kaldıramıyorsanız bu sizin işte sizin bir probleminiz değil. Sizin gücünüz ancak 100 kiloyu kaldırmaya yetiyorsa siz bundan mesulsünüz. Ümmü Habibe radıyallahu anha örnek olsun diye söylüyorum. Yahudilere, kafirlere, müşriklere tavır koymaksa az önce bakkal çocuğun o cipsi geri iade edip meselesinde olduğu gücü ona yetiyordu. O çocuğun silahı yok. O çocuğun gücü yok Ferhat Hocam. O çocuğun orduları yok ki ordularını Aksa'ya gönderip oradaki işgale son versin. Gücü İşte 3 liraya 5 liraya aldı cipsi geri iade etmeye yetiyordu. Tavır koyuyordu. Benim Yahudilerle işim olmaz diyordu ve bunu yaptı. Ümmü Habibe radıyallahu anha da bunu yaptı. Efendimizin zevcesi aynı zamanda kim biliyor musunuz? Ebu Sufyan'ın kızı. Hücre-i saadetlerinde Efendimiz yok. Onun olmadığı bir gün de Ebu Sufyan kızını ziyarete geliyor. Yerde de bir tane döşek var Efendimizin döşeği. Affınıza sığınıyoruz. Tam ona oturmak üzereyken hızlı bir hamleyle Ümmü Habibe radıyallahu anh döşeği katlayıp kenara koyuyor. Diyor ki baba şimdi yere oturabilirsin. Döşeğe oturmasına müsaade etmiyor. Ebu Sufyan uyanık. Diyor ki kızım beni mi döşeğe layık görmedin? Döşeği mi bana layık görmedin? Müşriklerin efendisi babana. Diyor ki inneke imri'un necesun ve müşrikun ya ebi. Ey babacığım sen benim babam olabilirsin ama müşrik ve necis bir adamsın. Sana senin benim peygamberimin döşeğine oturmana müsaade etmem. Yani kendi gücünce, kendinde var olan imkanlar doğrultusunda kafire, Allah düşmanına bu babası dahi olsa bir tavır koyma kapasitesini, potansiyelini ya da en azından bu anlamda iradesini ortaya koydu. Evet. Şimdi problem ne biliyor musunuz Ferhat Hocam? Evet. O döşek topladı ama benim peygamberim Yahudiler karşı döşek toplamadı.
devlet iradesiyle, devlet gücüyle Yahudilerin kalelerini muhasara etti ve onları Medine'den sürgün etti. Tam da anlatmaya çalıştığım bu. Belki de aradan sonra buradan devam edelim inşallah. Virgül bırakalım, bir reklam arasına gelelim, tamam. Ondan sonra olur. Devam ederiz. Hay hay inşallah. Evet, değerli izleyiciler, şimdi reklam arası. Evet, güne özele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdurrahim Hocam, sözünüzü kesmiştik reklam arasına giderken. Eyvallah. Söz sizde. Eyvallah, Allah razı olsun. Tam böyle fertlerin üzerlerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek bahsinden konuşmuştuk. Hatta o bakkala işte ürünü iade eden çocuğu konuşmuştuk. Hatta Ümmü Habibe'den örnek vermiştik. Kendince kendi sahip olduğu gücü nispetinde döşeyi kaldırıp bir tavır almak. Ama bununla beraber şunu söylemiştik ve sonra reklama gitmiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize örnek olması gerektiğini her yerde söylüyoruz değil mi? Namazı Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Sallu kemâ râeytumûni usallî hudî annî menâsikekum. Namazı benden öğreniniz. Hac menâsiklerini benden alınız diyor aleyhissalatü vesselam. Her konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam madem örnek, Yahudiler bugün nasıl bize azılı düşmansa o dönemde aleyhissalatü vesselam'a da düşmandı. Ve ondan önceki peygamberler de hatta katlettiler yani değil mi? لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودِ ayet-i kerimede diyor ki insanların arasında İslam'a ve değerlerine en azılı düşmanları Yahudiler olarak görürsün diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya niye dikkat çekmeye çalışıyorum? Ümmü Habibe kendi sahip olduğu gücü nispetinde dedi ki evet benim gücüm bu döşeyi kaldırıp bir tavır almaya yetiyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döşek kaldırmadı. Ordusu vardı, devlet iradesine sahipti. Gitti, İslam'a, Müslümanlara, değerlerine ihanet eden Yahudi kabilelerinden hesap sordu. Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadır. En büyük üç tane büyük böyle nüfuzu olan Medine'deki Yahudi kabilelerden İslam'a ve değerlerine ihanetlerinin karşılığında hesap sordu. Akıbetlerini söyleyeyim mi? Beni Kurayzalıların erkeklerini kılıçtan geçirdi. Beni Nadır ve Beni Kaynuka'ların da Medine'den sürgün etti. Dikkat ederseniz kınamakla iktifa etmedi. Ferhat Hocam, buranın altını çiziyorum. Çünkü kınamak acizlerin yapacağı bir iş. Ellerinde gücü, imkanı olmayanların yapacağı bir iş. Az önce siz girizgahta söylediniz. Elimizden gelen program yapmak dediniz. Siz program yaptınız. Bir medyacı olarak Gazze'ye sahip çıkmak adına neyi gerektiriyorsa siz gücünüz nispetinde yaptınız. Mikrofonlarınızı bunun için açtınız. Bunun için uzattınız. Ama devlet aynısını yapmamalı. Yani tavır olarak sergilenmesi gereken ferdinkiyle devletinki aynı olamaz. Zira Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصِرُ kardeşleriniz dinleri, şerefleri, namusları, değerleri hususunda sizden yardım talebinde bulunduklarında gücünüz nispetinde onların yardımına icabet ediniz. Yine az önce konuştuk. 57 tane İslam beldesinin liderleri. Daha geçtiğimiz günlerde cumartesi günü bir araya geldiler Riyad'da. Toplandılar ve 30 ya da 31 maddeden oluşan sonuç bildirgesini yayınladılar. Bilmiyorum okumuşsunuzdur, okuduk. Çok şiddetli kınamalar var. Ötesinde bir şey yok. Onların kınama mesajlarının gölgesinde kardeşlerimiz katledilmeye devam etti mi? Etti. Gazze bitti mi? Bitti. Bitti. Gazze'de yer, az önce siz de ifade ettiniz. Taş üstünde, taş omuz üstünde baş kalmadı. Ama kınama mesajlarının eşliğinde oldu bunların hepsi. Ve dolayısıyla biz diyoruz ki, az önce de söylediğimiz gibi bu ayet-i kerime şer'i bir hükmün gereği olarak, bu ayet-i kerimeden bunun projeksiyonunda buradan mülhem diyoruz ki, ya Gasip Yahudi varlığının bizim topraklarımızdaki işgaline ancak ordular son verebilir. Gücümüzle oraya gideceğiz. İslam beldesi ordularını hareket ettirecek ve onların güçle işgal ettiğini güçle def edebilecektir. Bunun aksi mümkün değil. Problemin cinsinden olmalıdır değil mi çözümü? Yani sizin eviniz yanıyorken siz onu duayla söndüremezsiniz. Yangın neyle sönüyorsa onun çözümü neyle alakalıysa bunu ancak bununla yapabilirsiniz. Tabi bu biraz zor. Yani tabir yerindeyse biraz liderlerin, yöneticilerin rahatsız olacağı şeyleri gündemleştirmek bir anlamda hakikaten sorumluluk ister. Ama onları göreve davet etmek de bizim sorumluluğumuz. İslami camiaların, kitlelerin işi. Biz sadece dua etmekle mi iktifa edeceğiz? Hayır, bununla birlikte Gasip Yahudi varlığını telin etmekle mi yetineceğiz? Hayır, vallahi değil. Aynı zamanda güç sahibi olanlara diyeceğiz ki bu yangını söndürün. Zira Ferhat Hocam sizin elinizde yangın söndürme tüpü yok. Abdurrahim Hocam'ın da yok, Abdullah'ın da yok. Bizim elimizde yangın söndürme tüpü yoksa elinde yangın söndürme tüpü olanları göreve davet edeceğiz. Kim onlar?
57 tane İslam beldesi. Sizin az önce söylediğiniz gibi o küçücük bir yerin etrafındaki İslam beldeleri. Uçaklarını, SİHA'larını, İHA'larını ya da ellerindeki bütün bir anlamda o işgali sonlandıracak olan güçlerini bunun için kullanmalılar. Ama bunun yanında maalesef bırakınız orduları hareket ettirmeyi, ticari ilişkilerimize bile son veremedik değil mi? Bugün sabah baktım Urfa'ya geleceğimde uçaktan indim. Gazze saldırılarının başladığı günden bugüne kadar İsrail'le ticari ilişkiler gemileri hız kesmeden devam etmiş. 278 tane gemi gitmiş Türkiye'den İsrail'e. Geçen kar hacmine çıkmışlar. %25 kar etmiş. Evet. Evet. Çelik ticaretinin %65'ini Türkiye'den temin ediyor. İsrail, Türkiye'nin buradaki kazancı 1.6 milyar dolar. Biz bunları dahi sonlandıramadık yöneticiler olarak. Bir bakkaldan aldığı Yahudi ürünü olduğunun farkında olup da iade eden çocuk kadar bu yöneticiler ya bizi sizinle ilişkilerimizi kesiyoruz dahi diyemediler. Az önce Abdurrahim Hocam maddeleri sayarken bunlardan bir tanesi bu. Bu konuda çok kat'i ve böyle kesin bir çizgiyle Allah bunu haram kılmıştır denmeli ve bu da çözüm değil. Ordularını oraya Aksa'ya hareket ettirmeliydi dedik. Ve dolayısıyla da aslında söylediğiniz gibi bizim Müslümanlar fertler olarak ortaya koymamız gereken tavırla kitlelerin koymaları gereken tavırlar yine farklı. Kitleler sadece duayla iktifa ederse Ferhat Hocam bu da sorumluluktur. Bu da vebaldir. Neden? Kitleler yönünü biraz da yöneticilere dönmeli, idarecilere dönmeli, onlara görevlerini hatırlatmalıdır Allah için. Hani bu içki örneğinde olduğu gibi içki içene haramdır bu içme diyeceksin ama içkiyi pazarlayana da dönüp bir şeyler söylemek lazım geldiği gibi. Yıllarca ben şunu eleştirdim, milli piyango dedik, dedim ki piyangonun kumarı millisi olmaz, nasıl olur diye biz bunu şey yaptık. Dolayısıyla ordular, bu sözümü ben tamamlayayım sonra Abdurrahim Hocam mutlaka başka hatırlatmak istedikleri vardır, tamamlamak istedikleri. Tavır, sergilenmesi gereken tavır, fert açısından farklılık arz eder, kitle açısından, cemaatler açısından farklılık arz eder, devlet yani yöneticiler ellerinde güçleri, orduları oranlar açısından farklılık arz eder ve oradaki işgali sonlandırmanın yegane yolu da oraya ordularla hareket etmektir. Peki hocam. Abdurrahim Hocam, şimdi tabii ki ben baştan alayım. Müslümana düşen görev, alimlere düşen sorumluluk, yöneticilere düşen görev, sonuç olarak kökü çözüm ne olmalı? Evet, eyvallah. Şimdi kökün çözüme gelmeden önce Abdullah Hocam'ın sözlerine birkaç katkıda ilavede bulunmak istiyorum. Siz de 2 milyar Müslüman aleminin gözlerinin içine baka baka bu katliamın vahşetin nasıl işlenebildiğini sormuştunuz. Gerçekten buna akıl sır ermiyor. Yani normalde 2 milyar insan aynı anda ayağını yere vursalar zelzele meydana getirebilirler. Hocam yani, ben özür dilerim. Evet. Ben şunu söylüyorum. Biz parmak sadece 57 tane ülkenin liderleri parmağımızı kalırsak geliyoruz. Eyvallah. Vuruyoruz. O kadar. Geldik. Desin yeterli. Evet. Şimdi işte yani aynı anda ayaklarını yere vursalar zelzele meydana getirebilecek sayıda bir ümmetin içinde bir avuç bu Yahudi varlığı, korkak ödlek Yahudi varlığı bu küstah saldırılarını gerçekleştirebiliyor. Neden? Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz aslında bunun kodlarını ve şifrelerini bize sunmuş. Buyuruyor ki Estaizu billah La yukatilunekum cemiyan illa fi kuram muhassanatin ev min verai cudur. Bu Yahudiler, bu ödlekler sizinle toptan topyekun savaşamazlar. Ancak muhkem, müstahkem, son derece korunaklı kaleler ve siperler ardına saklanabildikleri halde savaşabilirler. Yani bu İslam coğrafyasının, 2 milyar coğrafyanın ortasında Yahudi varlığını, bu küstah saldırılarını, barbarlığını, yani bu ülkeyi paslı, küflü tel örgüler korumuş, koruyor olamaz. Onları koruyan, onları çevreleyen maalesef bu Müslüman beldelerindeki yöneticilerdir. Şimdi hocam az önce ticari ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin devam ettiğinden söz etti. Yani hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men e'ane ala demim ri'in muslimin lakiyallaha yevmel kıyameti asiyun min rahmettubun beyne ayneyhi asiyun min rahmetillah. Yani bir insan, herhangi bir insan, bir Müslümanın kanının akıtılmasına yarım kelime dahi katkıda bulunursa, yarım kelime bakın,
Onu devlet olarak tanımaktan bahsetmiyoruz. Onunla normalleşmekten bahsetmiyoruz. Onunla ticari ilişkiler kurmak, geliştirmek, petrol, yakıt gibi, efendim çelik gibi, hocamın ifade ettiği gibi son derece stratejik. Yani karşı tarafta kardeşlerimizin katliamına neden olabilecek bombaya, silaha, işte dönüşebilecek stratejik maddelerin ticaretinden söz etmiyoruz. Bakın, yarım kelime dahi katkıda bulunursa diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıkça Nebimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilere tehdittir. Açıkça bir tehdittir. Bu tehdidi üzerlerine alınmalılar. Yarın, çünkü hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam alnının ortasında Allah'ın merhametinden mahrumdur yazılı olarak Allah'ın huzuruna çıkacak diyor. İşte Gazze'li kardeşlerimizin yakınmalarını, şikayetlerini duyduk. Yaşlı bir dede torunlarını, şehit olmuş torunlarına son veda ederken onlara Resulullah'a şikayet dilekçesiyle veda etti. Resulullah'a şikayet edin. Çocuklarımız, bedenlerimiz parçalandı da bunu izlediler diye şikayet edin diye torunlarına böyle serzenişte bulundu. Bir Gazze'li doktor, bir hanımefendi, Esma doktor, efendim sizi Allah'a şikayet ediyoruz. Allah, biz katledilirken sizin suskun kalan idareciler ve yöneticilerden intikamımızı alsın diye açık, net, sabah akşam efendim Rabbimize şikayet dilekçeleri ulaşıyor. Dolayısıyla emrinde orduları bulunduran yöneticiler, yüce divanda yarın Rabbimizin huzurunda yargılanacakları, Allah'ın hesap soracağı dava dosyalarının biriktiğini bilmeliler. Sonra aslında bu münkeri, bu azim münkeri, gözümüzün önünde yaşanan bu büyük soykırıma, mezalime sessiz kalan herkes, çünkü burada aslında alimlere de, kanaat önderleri, toplumun akil insanlarına da çok büyük sorumluluklar düşürüyor. Yani burada bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Sultan Selahaddin yaklaşık 100 yıl Kudüs'ümüz esaret altında kaldıktan sonra onu tekrar İslam ümmetine armağan eden Büyük Sultan Selahaddin çok anlamlı, çok manidar bir söz söylüyor. Diyor ki dönemin alimlerinden birisi için, yani bu fetihler sırasında hutbeleriyle, konuşmalarıyla, ümmeti cihada teşvikiyle, yöneticilere sorumlulukları hatırlatmasıyla çok öne çıkmış bir alim, Fadıl Abdurrahim Elbisani hakkında diyor ki, ben İslam esaret aldığındaki bu Müslüman beldeleri askerlerinin kılıcıyla değil, Fadıl Abdurrahim Elbisani'nin konuşmalarıyla fethettim. Bu beldeleri kurtardım esaretten. O yüzden alimlerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Hadis-i şerifi hepimiz biliyoruz. Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyedih. Kim bir münker görürse onu eliyle düzelsin. El burada uzun uzadıya Abdullah hocam detaylı bir şekilde izah etti. El, elinde yetki bulunan yönetimlerdir. El mecazi bir şeydir burada. El yetkiden kinayedir. Yani bir şeyi elinden geliyor gelmiyor deriz. Bizim elimizde yetki yok. El burada tamamen yetkiyi, gücü ifade eder. Eğer münkeri ortadan kaldırmaya yetkili değilseniz, kamu görevi yürütmüyorsanız, orduları siz komuta etmiyorsanız, o zaman o münkeri değiştirmek için gücünüz yetmiyorsa dilinizle o zaman değiştireceksiniz. Yani ne yapacaksınız? Bunu, bu münkeri, bu kötülüğü, bu mezalimi ortadan kaldırabilecek güç ve imkana sahip olan yetkililere hakkı söylemek, sorumluluklarını hatırlatmak, işte alimlerimizin, kanaat önderlerimizin ve akil insanlarımızın sorumluluğudur. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam sınıfâni finnâs idâ salahâ salahannâs ve idâ fesedâ fesedennâs. Yani iki sınıf insan var toplumda. Onlar düzelirse toplum düzelir. Onlar bozulursa toplum bozulur diyor. Onlar alimler ve yöneticilerdir diyor. Önce alimleri sayıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü alimler yöneticilere sorumluluklarını hatırlatmakla yükümlüdürler. Şimdi çözüm noktasına gelecek olursak hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi bu mesele gündeme geldiğinde hemen, yani büyük bir, fahiş bir yanılgının altını çizmek istiyorum. Hemen Birleşmiş Milletler'e, uluslararası topluma artık hiçbir işe yaramayacağı tescilli olan İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlara iş havale ediliyor. Yani sembolik bir şey söylemek istiyorum.
10 yıldır kendi halkını katleden sistematik bir şekilde konvansiyonel, hatta kimyasal silahları, bütün silahları halkın üzerinde denemiş olan Suriye rejiminin yönetici Esed, işte bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda katılımcı olarak ağırlandı. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman dünyayla dalga geçer gibi. Yani 1 milyon insanı katletti. Bu insan Gazze'de 15 bin insanın mezalimi hakkında bir çözüm mü? Onun bulunduğu çatıdan bir çözüm çıkmayacağını biliyoruz. Aynı şekilde biz Srebrenica'da Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında bir gecede 8 bin Müslüman kardeşimizin soykırımdan geçirildiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler güvenlik görevlilerinin gözetimi altında gerçekleşti bu. Hiç unutmuyorum, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapmış bir Alman askeri şunu itirafta bulunmuştu. Biz Afganistan arazisinde dolanırken efendim arazi mayınlı mı değil mi diye yanımızda Afgan çocuklarını taşıyorduk. Yanımızda bir poşet çikolata, işte şekerlemeler taşıyorduk. Mayınlı olup olmadığından endişe duyduğumuz yere, noktaya geldiğimizde elimizdeki şekerlemeleri, çikolataları atıyorduk. Çocukların oraya sevk olmasını sağlıyorduk. Patlarlarsa güzergahımızı değiştiriyorduk diyor. Yani bu işte modern, medeni, son derece efendim gelişmiş silahlarla, teknolojilerle donatılmış, gelişmiş ülkelerin askeri akademilerinde yetişmiş bir NATO üyesi askerdir. İşte biz bunların insafına mı terk edeceğiz efendim ümmetin kaderini, Müslümanların kaderini? Biz artık bunları biliyoruz. Yani hadis-i şerif, Allah'ın Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor. وَلَنْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlerin Müslümanlar üzerinde herhangi bir yol, otorite kurmalarına asla izin vermez. Biz namaz kılarken bile önümüze mihraba geçirdiğimiz kişide belli şartlar arıyoruz. Müslüman olma şartı arıyoruz birinci olarak. Neden? Çünkü bize farz olan kıyam, kıraat, rükû, secde gibi farziyet, şer'i hükümlülükler ona da farz olmalı ki namazımız tamam olsun. Düşünebiliyor musunuz? Aldığı hiçbir kararda bizi bağlayan kitabı ve sünneti referans olarak almayan, yani pür laik küresel kuruluşları, yani siyasetinde, askeri siyasetinde, ekonomik kararlarında ve dünya siyasetinde, politikalarında asla bizim referans kaynaklarımız olan kitabı ve sünneti bağlayıcı değerler olarak benimsememiş olan BM, NATO, IMF gibi küresel kuruluşlara Müslümanların kaderini nasıl teslim edebiliriz? 2 milyar ümmetin kaderini. Dolayısıyla bunlar kesinlikle caiz değildir. Nihai olarak aslında çözüme gelecek nokta, esas aslında ilgilenmemiz gereken, odaklanmamız gereken nokta burası. Yine böyle tabi zaman darlığında sembolik şeylerle hızlıca meramımı anlatmak istiyorum. Bu olay bize çok çarpıcı bir şeyi gösterdi. 7 Ekim'de İsrail'in demir kubbesi çöktü. Ve o aslında o abartılan heyula bir güç gibi bize pazarlanan İsrail'in kartondan bir kaplan olduğu ortaya çıktı. Demir kubbe çöktü. Nasıl zilleti yaşadılar? Evet, biz aslında 100 yıl önce bizim kalkanımız çöktü. Bizim demir kubbemiz çöktü. İslam aleminin güçlerini, askeri gücünü, topraklarının stratejik anlamda imkanlarını birleştiren, askeri gücünü, insan kaynaklarını birleştiren, ekonomik kaynaklarını birleştiren, Fas'tan Endonezya'ya kadar onların efendim bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını birleştiren ve onları yeryüzünün büyük devleti haline getiren o hilafet kurumu, o çatımız, o kalkanımız çöktü bizim. O yüzden 7 Ekim'de bir günde demir kubbesi çöken İsrail'in başına gelenler, 100 yıl bu kalkanımız çöktü ve kırıldığı için bizim başımıza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte innemel imamu cunnetun yukatelu min varaihi ve yuttekabi. İmam kalkandır ancak onun ardında korunulabilir diyor. Yani siz korunmak istiyorsanız bir kubbe, bir kalkan, o ancak imam ve hilafettir diyor. İşte hadis-i şerifte korunulacak savaşta koruma aleti kalkana benzetilmesi hilafet makamının ne kadar manidar değil mi? Biz böylesi günlerde bu kurumun önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Müslümanların bu anlamda kendi dinlerine dönerek ve o
İslam'la birlikte aziz ve izzetli bir hayat yaşadıkları tarihe dönerek çözümleri burada aramaları gerekiyor. Artık bize Müslümanın Müslümandan başka dostu yok yani aslında. Ve Müslümanın İslam'dan başka hayat sistemi yok. Ve Müslümanın o İslam'ı hayat sistemi olarak uygulayacak hilafetten başka çatısı, eman ve güven içinde gölgesinde yaşayacağı bir çatı yok. Bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Abdullah Hocam, yani yaklaşık bir şöyle bir 10 dakikamız falan var. Öyle mi? Yani 10 dakikamız var. Tabii ki şimdi ümmet dedik, alimler dedik, Müslüman dedik, yöneticiler dedik. Bunların sorumluluklarını anlattınız. Şimdi Birleşmiş Milletler diyoruz, işlevini kaybetmiş, tamamen yoktur. Peki sonuç, köklü çözüm sizce nasıl olmalıdır? Eyvallah. Şimdi tam da aslında Abdurrahim Hocam o kubbe örneğinden hareketle çözümü çok net bir şekilde ortaya koydu ama belki katkı olması bakımından şu eklenebilir diye düşünüyorum. Şimdi Gazze toprakları yani Filistin topraklarının ve Gazze'deki mezalimin son bulması ancak oraya orduların hareket etmesiyle mümkün olduğunu söyledik. Ancak biz biliyoruz ki bugünkü orduların ya da en azından yöneticilerin böyle bir inisiyatif almak gibi bir durumları söz konusu değil. Zaten öyleyse biz de diyoruz ki İslam ümmetine çağrı yapıyoruz. Yani sizin kanalınız aracılığıyla da hem Abdurrahim Hocam'ın söylediklerine ilave olması kabilinden bir çağrı yapalım. Allah için seslenelim. Az önce söylediğimiz gibi Rabbimize sunabileceğimiz bir hüccetimiz olsun. O çağrı şu. Madem ki bugünkü elimizdeki bu güce rağmen, değil mi? Hani az önce söylediğiniz ya, siz çok güzel ifade ettiniz, betimlediniz. Sadece parmaklarını sallasalar bir deprem meydana getirirler yani. Ama yöneticiler bunu yapmıyorsa, öyleyse biz diyoruz ki gelelim, gelin hep birlikte artık bu çözümü birlikte konuşalım ve bunun gerçekleşmesi için elimizi taşın altına koyalım. Hilafetin farziyetinden bahsettim. Müslümanların kendi değerlerini koruyabilecekleri bir kalkanı olmalı. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi. Bu Abdurrahim Hocam'ın, Abdullah'ın ya da Ferhat Hocam'ın ya da birkaç Müslümanın dillendirdiği bir böyle spesifik sadece onlara has, onlara özel bir konu değil. Hilafet Müslümanların yitiğidir. Ve Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bunun yeniden ikame edileceğini, hayat sahnesine yeniden var olacağını, dünyayı sevk ve idare edecek o siyasi gücü, iradeyi yeniden elde edeceğini Müslümanların müjdelemiştir. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَجُ النُّبُوَّةِ Sonra peygamber metodu üzere, onun yolu üzerine raşidi hilafet yeniden olacaktır. Dolayısıyla sizin sorunuzun en kestirme, en net cevabı bu. Bizim bugün bütün işgallerimizin sonlandırılabilmesi için, değerlerimizin korunabilmesi için, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın yeniden bizim elimize geçip bizim tasarrufumuzda olabilmesi için, artık açlıktan kardeşlerimizin Yemen'de ağaç yaprakları yemek zorunda kalmayacakları böylesi bir durum için bizim yapacağımız şey Raşidi Hilafet Devleti'ni yeniden ikame etmek ve bunun için çalışmaktır. Çalışanlara kulak vermektir. Zira bu olduğu zaman Müslümanlar bizim topraklarımıza ilişemeyecek. Doğru mu Ferhat Hocam? Osmanlı'nın hasta adam dedikleri dönemde dahi Halife Abdülhamid o topraklardan yani mübarek topraklardan bir karış dahi vermemiştir. Vücudumun lime lime doğranmasını yeğlerim ama ben Müslümanların kanlarıyla suladıkları o toprakları gasıp Yahudi varlığına asla teslim etmem demiştir. Hatta Osmanlı'nın dış borçlarının tamamının silinmesi karşılığında dahi bu teklifi reddetmiştir. Sürgün hatıratların da sürgün yemesinin sebebinin o toprakları vermediğinden kaynaklandığını da ifade eder hatıratlarında. Dolayısıyla bizim ortaya koyacağımız köklü çözüm Müslümanların koruyucu kalkanı niteliğinde olan hilafetlerini yeniden kurmasıdır. Bakınız hilafet devletimiz olsaydı köklü çözüm derken biz bunu keyfi olarak söylemiyoruz. Bu şer'i bir hükümdür. Yani namaz tartışmaya açılabilir mi Ferhat Hocam? Açılamaz. Hac açılamaz. Oruç açılamaz. Bunlar nasıl ki tartışmaya kapalıysa hilafet devletinin farziyeti meselesi de tartışmaya kapalı bir konudur. Müslümanlar bunun yeniden hayat sahnesinde var olması için çalışmalıdır. Gayret göstermelidir. Güçleri nispetinde ve şayet bugün bizim halifemiz olsaydı, raşit bir devletimiz olsaydı, vallahi bir Müslümanın saçının teline dahi dokunamazlardı. Tarih bunun örnekleriyle şahittir. Esiri kurtarmak için ordularını hareket ettiren komutanlarla şahittir. Doludur yani, raşit hilafetlerle. Sonra bakıyoruz yine tarihimizde işte bir Müslüman için, bir kadının ahu vahı için, feryadı için ordularını hareket ettiren Mutasim gibi halifelerin varlığına tanık olmuştur tarih.
Ama bir tanesiyle örnek vereyim, hem de bu arada dakikamızı doldurmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi gansıp Yahudi varlığı bizim topraklarımızı işgal ediyor değil mi? Orası Şam toprakları. Mübarek topraklar yani. Ve bize ait olan topraklarda geldiler. İstedikleri gibi katliamlarını gerçekleştirdiler. İstedikleri gibi bombaladılar. İstedikleri gibi oluk oluk Müslüman kanı akıttılar. Ve bunu bizim topraklarımızda yaptılar. Necis postallarıyla geldiler Ferhat Hocam. Bizim o mukaddes topraklarımızı çiğnediler. Ama bizim bir halifemiz olsaydı bırakınız topraklarımızda kan akıtmayı, ayakkabılarıyla basamazlardı dahi. Nasıl mı? Bir tane örnek vereyim inşallah, ondan sonra da bitirmiş olayım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, yani hilafet devleti varken Müslümanların, Roma kralı, Alman kral ve İngiltere kralı, üç kral Şam topraklarına seyahat etmek için bir mektup yazarlar halifeye. Evet. Derler ki izniniz olursa biz sizin topraklarınızda biraz gezip dolaşmak istiyoruz. İzleyici kardeşlerimizin, takipçi dostların dikkatlerini sunmak istiyorum. Bakınız katliam yapmak için topraklarınıza geliyorum demiyor. Bunlar bu arada başka İslam beldelerinde ya da başka topraklarda Müslüman kanı da akıtmıyor Ferhat Hocam. Bunlar kendi ülkelerini yöneten ama gelip bizim topraklarımızda böyle bir atmosfer, bir değişiklik olsun diye gezmek isteyen krallar. Yani bugünkü gasıp Yahudi varlığını bizim topraklarımızda ağırlamak gibi falan değil. Kanlı elleri sıkmak gibi değil. Onların kanlı ellerini ellerimize bulaştırmak gibi falan değil. Böyle bir durumdan bahsetmiyorum. Neden bahsediyorum? Üç kralın bizim topraklarımızda gezip dolaşmasından bahsediyorum. Katil değiller yani. Ve izzete bakınız. Mektuba 4 ay sonra cevap veriyor bir kere Müslümanların halifesi. Bekletiyor mektubu. 4 ay sonra mektup yazıyor. Diyor ki bizim topraklarımızda gezip dolaşmanıza müsaade ediyorum. Ama 2 şartım var. 1, bineğinizde dolaşamazsınız. Yürüyeceksiniz yani. Çünkü binek de olmak izzet abidesidir. İzzet göstergesidir. Sizin benim topraklarımda bir kafir olarak izzetli görünmenize asla müsaade etmem. Buram buram izzet kokuyor tarihimiz Ferhat Hocam. 2. şartım ise şu. Ayakkabılarınızı çıkarıp dolaşacaksınız. Mektuba cevap veriyorlar. Diyorlar ki efendim bineği anladık. O diyor izzet göstergesi. Ama ayakkabıyı anlamadık. Neden? Ayakkabılarımızı neden çıkarmamızı istediniz? Cevap veriyor. Taviz vermiyor asla. Diyor ki hele şunların söylediğine bakın. Sizin diyor mevzusunu yaptığınız topraklar benim diyor sahabe efendilerimin gezip dolaştığı topraklar. Ben o mübareklerin diyor ayaklarıyla bastığı topraklara sizin gibi necis insanların necis ayakkabılarıyla basmalarına müsaade etmem. İşte bizim halifemiz varken bırakınız bizim topraklarımızda kan dökmeyi, Kabe'den daha aziz olan Müslüman kanını oluk oluk akıtmayı, kafirlerin normal ayakkabılarıyla dolaşmalarına dahi müsaade etmiyorduk. Onun için hocam da ifade ettiler, köklü çözün yeniden bu izzetimizi bize temin edecek, Müslümanların bizim kanlarımıza, şereflerimize, değerlerimize, namuslarımıza, İslam'ımıza öyle el uzatma cüretinde bulunmayacak, bulunduğu takdirde de onlardan bunun hesabını soracak hilafet devletimizin yeniden varlığıdır. Allah bizi o günlere kavuştursun diyorum. Abi. Ben tekrardan size ve ekranlara başına... Daha bitirmedim hocam. Size vereceğim. Ha, vereceğim. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Dakikamız doldu zannettim. Ben yok, hayır. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya biraz önce Batı'yı konuştuk. İki devletli çözüm dedik ama iki devletli çözüm. Benim F-35'im yok, F-16'm yok, SİHA'm yok, İHA'm yok, savaş gemim yok. Nedir efendim? Biz iki devletli çözüm. Yine silahını elinden almış Filistin'e gel seni devlet yapalım. Onu da İsrail'in hükmü altında. Evet. Ki böyle bir şey olamaz, çok, mümkün değildir. Çok. Hocam yarın kitap fuarında imza gününüz vardır. Biraz da onunla ilgili size birkaç dakika söz hakkı veriyorum. Hocama da vereceğim. Eyvallah. Şanlıurfa'da. Kamera burada. Ben yokum. Şanlıurfa'lara ne mesaj vermek isterim? Eyvallah. Ben tabii öncelikle Ferhat Hocam bu hakikaten samimi söyleşi ve böylesi güzel bir program için müteşekkirim. Size ve rejide emeği geçen bu yayının insanlara, takipçilere ulaşmasında emeği olan bütün kardeşlerime, rejideki yönetmenlere teşekkür ediyorum. Bu bir. İkincisi bizi takip eden, bize kulak veren dostlara da yarın yine bu Filistin bağlamında
en azından Gazze'deki kardeşlerimizi dertleriyle baş başa bırakmadığımızı göstermek adına, onları kendi gözyaşlarında boğulmaya terk etmediğimizi göstermek adına, acılarını kendi acılarımız, gözyaşlarını kendi gözyaşlarımız, dertlerini kendi dertlerimiz bellediğimizi gösterebilmek adına fuar alanında bir söyleşi programımız olacak. Yani bu bağlamda yine. Yani standımızda biz takipçi, okur kardeşlerimiz geldiklerinde hasbihal edebileceğiz ama ben asıl madem söz verdiniz, böyle bir şey imkanı sağladınız, oraya davet etmiş olayım. Yani yarın Allah nasip ederse fuar alanındaki saat 14'te inşallah. Yani 2'de Allah nasip ederse orada bu konuda uzun uzadıya bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bütün Urfalı kardeşlerimizi uzaktan yakından oraya davet ediyoruz inşallah. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Estağfurullah. Hocam size de bırakalım. Siz de diyeceksiniz. Eyvallah. Ben de sizlere, sizin şahsınızda bütün kanala, çalışanlara teşekkür ediyorum. Bizi ağırladınız, konuk ettiniz. Güzel bir program oldu. Rabbim inşallah bize böylesi mezalimleri bir daha yaşamadığımız, görmediğimiz, eman, emniyet içinde yaşadığımız, Darusselam'a, selamet yurduna, İslam'ın egemen olduğu, güven içinde yaşadığımız güzel günlere bizleri eriştirsin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, yaklaşık 7 Ekim'den bu yana Gazze'yle oturuyoruz, Gazze'yle kalkıyoruz. Bakın Gazze'yle oturuyoruz, Gazze'yle yatıyoruz demiyorum. Sizler de bugün de başınızı yastığınıza koyduğunuz zaman yarını düşünün, geleceğinizi düşünün, Gazze'yi düşünün. Yayında ve yakında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum.